Merhaba sevgili snooker takipçileri. Beyaz topun 14. bölümüne hoş geldiniz ben Efe. Malumunuz dünya snooker şampiyonasını tamamladık. Snooker'da en çok istenen, hayalleri süsleyen, 1 yıl boyunca beklenen kupanın sahibi mark Selby oldu. Selby bu şampiyonlukla beraber Crucible'daki 4. kupasına ulaştı. Böylece Johnny Higgins'i yakalayarak tarihteki en önemli isimlerin arasına girdi. Bizler de uzun bir aradan sonra ilk kez gerçek seyircilerin bulunduğu bir turnuva izledik. Neredeyse unutmuşuz gerçek alkışın nasıl bir şeye benzediğini. Açıkçası araya zaman da girince bu atmosfer benim çok hoşuma gitti. Özellikle finalde Crucible'ın tam kapasite çalıştığı durumda son yıllardaki en güzel atmosferi gördük. Oyuncular da zaten maçtan sonra buna ayrıca değindiler. Türkiye'de de umarım çok yakın zamanda vaka sayıları ideal bir boyuta gelir de biz de eski hayatlarımıza kavuşabiliriz. İsterseniz turnuva öncesinde favori olarak gördüğümüz isimlerin hangi noktalarda veda ettiğini tekrar hatırlayalım. Önceki yılın şampiyonu Ronnie, Anthony McGill'e karşı ikinci seansta çok etkisiz kalmıştı hatırlayacaksınız. Ondan sonra çok büyük bir geri dönüş inşa etti ama hata yapacak yeri pek fazla kalmamıştı. Bu maçta da Anthony son temizliği gerçekten tarihe geçecek cinstendi. Neil Robertson'ın Kyron Wilson'a kaybetmesi bence biraz sürpriz oldu. Çünkü Neil'in bu sene ekstra da bir motivasyonu vardı. Çok istiyordu kazanmayı. Turnuvaya da bence en iyi başlangıç yapan isimlerden bir tanesiydi. Fakat özellikle temposu düşen ikinci seanstan sonra Neil'i kaybettik. Son seansta neredeyse maçta yoktu sadece seyretti. Turnuvanın da bence en keyifsiz maçlarından bir tanesi oldu. Johnny Gins'e bakacak olursak ilk turda Tian Peng de zaten çok zor geçmişti. Açıkçası iyi bir oyunu yoktu ama sonrasında 6 frame üst üste kazanarak toparlamıştı. İkinci turda Mark Williams bence Johnny Gins'in iki gömlek üstünde snooker oynadı. Williams'ın şanssızlığı da belki Mark Selby ile eşleşmek oldu. Orada başka bir kura yakalayabilse belki yarı finale hatta finale kadar gidebilirdi. Dünya bir numarası Chad Trump beklediğimiz gibi yavaş başlamıştı turnuvaya. Ancak devamında biz açılır diye düşünmüştük sezonun geri kalan bölümünde olduğu gibi. Fakat o kısmı iyi tahmin edemedik. Bence çeyrek finalde çok da iyi oynamayan bir Murphy e elendi. Ki şu Murphy için bence çeyrek finale kadar gelmesi bile bir başarıydı. Hazır laf Murphy'e gelmişken onun değerlendirmesiyle başlayalım. Zaten çok uzun zamandır formsuz olduğunu az önce de söyledim. Bunun en büyük sebebi karantina döneminin başlangıcından beri ailesinden uzak olması. Murphy'nin eşi İrlandalı. Normal şartlarda İrlanda'da yaşıyorlar. Ancak Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki karantina protokolünden ötürü Murphy bir yıldır zamanını Birleşik Krallık'ta geçiriyor. Böyle olunca da psikolojik olarak çok yıprandı. Bütün sezon göçebe gibi yaşadı desek yeridir. Çoğunlukla otellerde kaldığını biliyorum. Sosyal medya üzerinden de paylaşımlarını takip ediyorum. Antrenman düzenini de tam oturtamadı. Sürekli farklı kulüplerde çalıştı. Halbuki İrlanda'da sürekli antrenman yaptığı bir kulüp var. Orada da çoğunlukla Fergal O'Brien ile antrenman yapıyor. Turnuva aslında finale kadar çıkacak bir oyunla başlamadı. Ancak bence cadı elemek ona çok büyük motivasyon oldu. Kyren Wilson'a karşı ona 4 geriden gelip yaptığı olağanüstü geri dönüş turnuvanın olayıydı. Özellikle Sean Murphy'nin bu tarz durumlarda çok başarılı olmadığını da hesaba katarsak bu dönüşün kendisi adına büyük bir adım olduğunu söyleyebiliriz. O geri dönüş itibariyle yakaladığı momentumu da Selby maçına bir parça taşıdı. Ancak özellikle ikinci seansta kaybolması maç adına belirleyiciydi. Oraya birazdan Selby başlığı altında da değineceğim. Tabi Sean Murphy ve Mark Selby'nin çocukluk arkadaşı olması, aynı zamanda ikisinin de Chris Henry ile çalışıyor olması maça çok enteresan bir boyut daha kattı. Bilmiyorum tabi bu ekran başındakilere ne kadar geçti ama maçın gerçekten bence çok güzel bir hikayesi vardı. Birbirini 9 yaşından beri tanıyan bu oyuncular 30 yıl sonra Crucible'da finalde karşılaştılar. Bundan daha ötesi olamaz bence. Üstelik ikisi de aynı adamın yardımıyla buraya geldiler. O da koç Chris Henry. Tabii kendisinin başarısını da takdir etmek lazım. Sean Murphy 2013'ten beri Henry ile çalışıyor ama son dönemdeki gelişme gerçekten etkileyici. Selby geçtiğimiz sene Dünya Şampiyonası'ndan önce Henry ile tanışmıştı. Selbi'nin yolları geçtiğimiz sene dünya şampiyonasından önce Henry ile kesişmişti. O da harika geçirdiği sezonu dünya şampiyonuyla taçlandırdı. Tabi ikinci yarıda biraz daha durgundu Selby ama ilk yarı ama ilk yarıda en başarılı iki oyuncudan bir tanesiydi bence. Peki biraz da şampiyonun performansını değerlendirelim. Yarı finale kadar gerçekten kusursuz bir oyunla geldi. Hatta kendi stilinin de oldukça dışına çıktı. Chris Henry ile çalışmaya başladığından beri bunu daha sık görür olduk. Ancak bu kadar korkutucu bir performansın 17 güne yayılamayacağı aşikardı. Nitekim yarı finalle beraber biraz düşüş sinyalleri almaya başladık. Bing'in maçında birçok git gel yaşandı. Hatta Selvi acaba kaybediyor mu dediğimiz noktalara kadar geldik. Ancak maçın sonuna doğru... O üstünlüğü bir kez yakalayınca bir daha vermedi. Bildiğiniz gibi Selby'nin çok karakteristik bir özelliğidir bu. Tabi burada üstünlüğü yakalarken tempoyu biraz yavaşlattığı anlar vardı. Hakemden de bu konuda bir uyarı aldı. Stuart Bingham da daha sonra onu eleştirdi bu konuda. Ancak bunu ne ilk ne de son defa görüyoruz. Max Selby kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapar. Bu konuda etrafındakilerine kadar memnun ettiğiyle çok ilgilenmiyor. Bingham'ı geçtikten sonra Murphy maçına da çok parlak başlamadı. Ancak orada da ilk günün akşamında yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar muhafaza etmeyi başardı. Zafer temizliğini yaparken her vuruşta eşi Vicky ile göz göze geldiler. Bunu Selbi'nin daha önceki kritik zaferlerinde de görmüştük. Eşinin onun için çok özel bir anlamı var. Birazdan oraya da geleceğim. Selbi'nin şampiyonluğuyla beraber hem kendisi hem de eşi çok büyük eleştirilere maruz kaldı. İşte çok yavaş oynuyor. Sadece sunu bırakıyor. Suratı asık, çok hırslı, çok fazla seviniyor gibi birçok eleştiri vardı. Eşine de keza çok itici olduğu yönünde ithamlar vardı ama ya yani bence bunları çok dikkate almamak lazım. Selvi'nin çok hızlı bir oyuncu olmadığı doğru. Örneğin bu sezonun verilerine göre ortalama vuruş süresi olarak 75. sıradaymış. Nitekim 128 profesyonel oyuncu olduğunu düşündüğünüzde bu top klas bir oyuncu için düşük bir sıralama. Ancak Selby'e snooker bırakmaktan başka bir şey bilmiyor demek çok doğru olmuyor. Snooker'da bir oyuncu hakkında belki her şeyi söylemeyen ama kalitesi hakkında bir fikir veren yüzlük seri istatistiğine baktığınız zaman Selby'nin burada tarihteki en yüksek 6. sayıya sahip olduğunu görüyorsunuz. 693 tane yüzlük seri inşa etmiş. Yani bu seriler ağaçta büyümüyor. Yani masada inşa ediliyor değil mi? Bunun haricinde Selby'nin ne kadar komple bir oyuncu olduğu konusuna zaten girmeyeceğim ama Sadece bu turnuvayı izlemiş olan birisi bile Selbi'nin uzun potlardaki, Selbi'nin uzun potlardaki, temas almadaki ya da masa geometrisindeki yeteneklerini görmüştür. Selbi'yi savunmak için değil ama eleştirdiğimiz insanlara biraz daha objektif gözle bakabilelim diye onun hayatından birkaç başlık paylaşacağım. Selbi 8 yaşında annesi tarafından terk edilmiş bir çocuktu. 16 yaşında da babasını kanserden kaybetti. Bu olaydan 2 ay sonra da profesyonel olarak snooker oynamaya başladı ve kendini tamamen snooker adadı. Bu spor uzun yıllar boyunca onun tutunabileceği tek daldı. Tabi herkesin hayatı güllük gülistanlık değil bunun ben de farkındayım. Ancak aynı şekilde herkes de aynı hamurdan yapılmamış. İnsanlar çevrelerinde gerçekleşen olaylara karşı farklı türde karakterler oluşturabiliyorlar. Farklı tepkiler verebiliyorlar. Selbi zaten yapı olarak içine kapanık bir insanmış. Bu olayların ardından daha da yaklaşması zor bir insan haline gelmiş. Tabii daha sonra bu konuları biraz daha şakalar yaparak, gülüp eğlenerek kafasından uzaklaştırmaya başlamış. Nitekim lakabı olan Jester de buradan geliyor. Tabii bu bahsettiğim karakteri oluşturmasında eşi Vicky'nin de yardımı olmuş. Vicky'nin Mark için sadece bir eş olduğunu düşünmeyin. O onun için hem bir mentor hem en büyük destekçisi hem de küçük yaşlarda göremediği bir anne figürü. Zaten bundan dolayı aralarında bu kadar güçlü bir bağ var. Selby'nin kazandığı her finalde defalarca tribüne bakması da bu yüzden. Konuyla alakalı daha detaylı bilgiler öğrenmek istiyorsanız Eurosport'un 2015'te yaptığı çok güzel bir röportaj var. Bunun haricinde Sky Sports'un çok güzel bir belgeseli var. 10 dakikalık kısa bir belgesel. Bunlara göz atabilirsiniz. Bunun haricinde de çok fazla kaynak var. Ben daha önce okumuştum. Ancak şu anda bilgilerimi tazelemek için bu ikisine tekrar baktım. Bu konuyu da noktaladıysak son başlığımız olan Veteranlar Şampiyonasına geçeyim. Perşembe gününden itibaren Crucible'da Veteranlar Şampiyonası olacak. Burada Jimmy White, Steven Hendry, Ken Doherty ve birçok efsane isim yer alacak. Şahsen ben buradaki maçların kalitesi biraz düşük olsa da seyretmeyi çok keyifli buluyorum. Yayınlar BBC ve Matchroom Live'de olacak. Ben de olabildiği kadar bu maçlarla alakalı paylaşım yapmaya çalışacağım. Genelde bu turnuvayı pek fazla takip eden olmuyor ama insanlar o oyuncuların da nasıl oynadığını, neler yaptığını merak ediyorlar. Sizlerden de merak eden olursa bana her zaman mesaj yoluyla sorabilir ya da paylaşımların altına yorum yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde haliyle gündem içeriğimiz olmayacak ama ben yine sizler için başka bir şeyler hazırlayacağım. O zamana dek görüşmek üzere hoşça kalın. Snooker'la kalın.